atık su arıtma tesisi kısa zamanda yapılacak. İnşallah bu kirlilikler sona erecek. Şimdi bu konuda özellikle şunu ifade edeyim. Yani gün geçtikçe Gönençe'yi daha da güzel hale gelecek. Bunun sözünü veriyoruz. Bir kere bununla ilgili ne gibi işlemler yapıyoruz? Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Birincisi, bilhassa Gönen'de kentsel dönüşüm çalışması var. Oradaki deri sanayicileri organize sanayi bölgesine taşınacak. Bir. İkincisi, tabii sadece ayrıca Gönen'in atık su arıtma tesisleri en kısa zamanda yapacak. Bunun için de 2014 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. Bir de kirlenmeye sebep olan yayılı kaynaklar var yani. Özellikle o bölgede biliyorsunuz çok sayıda zirai işlemi yapılıyor. Burada bir takım zirai mücadele ilaçları, gübre kullanımı var. Bu konuda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ile bir çalışma yapacağız. Bunu Ergen Havzası'nda yaptık. Çok başarılı oldu. Hakikaten çiftçinin eğitimiyle mesela Ergen Havzası'nda gübre kullanımı ve aynı zamanda zirai mücadele kullanımında %50 bir azalma oldu. Niye? Yanlış kullanıyormuş. Çiftçiye yetince bu azaldı. Özellikle bu tarımdan gelen yani zirai mücadele ilaçları ve diğer gübre yanlış kullanımdan gelen durum Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından kontrol edecek. Ben de bunu takip edeceğim. Biliyorsunuz Gönen'e, Balıkesir'e çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Bir de atık su arıtma tesisleri yapılacak. Bilhassa Gönen'in. Herhalde bir de tabii ki orada sadece bir takım atık sulardan veya ziraattan gelen, sanayiden gelen kirlilik yok. Aynı zamanda erozyon kontrol çalışması yapılması lazım. Sayın Vekilim, talimat verdik. Gönen Havzası'nda bilhassa barajın etrafında ve göletlerin etrafında yeşil kuşak ağaçlandırması için bu yıl başlıyoruz. Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma, dere ıslahı, bir de izleme ve denetimi sıklaştıracağız. Biliyorsunuz orada çok sayıda fabrika var. Onların isimlerini burada zamanım sınırlı olduğu için vermek istemiyorum ama bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız sıkı denetimlere başladı. Onu da özetle vurgulamak istiyorum. Ama yeraltı suyu ve sulama suyunda sanıldığı kadar büyük bir şey yok. Zaten ben havzayı da inceledim buraya gelirken. Havzada özellikle Gönen'e kadar zaten su oldukça temiz. Gönen'den sonra bir takım sanayi suları ve evsel atık sular, zirai mücadele ilaçlarının karışımıyla bir miktar kirleniyor. Onu da inşallah önleyeceğiz. Zaten az önce de Balıkesir milletvekillerimizle görüştük. Bu konuda bir birlikte eylem planı hazırlayalım. Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii bu konuda nereden nereye geldik? Yani bakın tabii yapılacak daha çok şey var. Mesela 2002 yılında atık suların sadece %30'u toplanıp arıtılıyordu. Ama bugün bunu %72'ye çıkardık. Ama yeterli mi? Yani toplanan atık suların arıtma oranı %30'dan %72'ye çıktı. Fakat bunu da yeterli görmüyoruz. İnşallah bir plan çerçevesinde bu arada bazı bölgelerde bakanlığımızda Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri vasıtasıyla biliyorsunuz mevzuatta bir değişiklik yaptık. Belediye yapamıyorsa eğer büyük şehirlerde nüfusu 25 binden büyük olan şehirli ve kasabalarda, ilçelerde devlet su işlerde kolektör, kanalizasyon hariç kolektör ve